Merhabalar, bu videoda AVE ve CR değerlerinin nasıl hesaplandığını görmeye çalışacağız. Yani ne demek bu? AVE dediğimiz çıkarılan ortalama varyans, yani average variance as extracted. Yine kompozit ve güvenilir de CR dediğimiz değer oluyor. Bu değerlerin peki hesaplanması neyi ifade ediyor? Özellikle ölçek hazırlama sürecinde, ölçek geliştirme sürecinde ölçeklerin geçerli olup olmadığını test etmek babında faktör analizi yapıldığında, açımlayıcı faktör analizinde de, doğrulayıcı faktör analizinde özellikle bu bazı yazarlara göre aynı şekilde bir geçerlilik ve güvenilirlik testi önemli bir analiz göstergesi olduğu ifade ediliyor. Buna benzeşme ve ayrışma geçerliliğini sağlama açısından da önemli değerler olarak bakabiliriz. Tabi bunu SPSS'de yapamıyoruz. SPSS'de böyle bir hesaplama yok. Bunu Excel'de yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda bu videoda Excel üzerinde nasıl hesaplandığını göstermeye çalışacağım. İşin teorik kısmından ziyade burada nasıl hesaplandığını birer örnekle göstermeye çalışacağım. Normalde AVE dediğimiz değerin bulunması için formül şu şekildedir. AMOS üzerinden ya da yapısal eşitlik modeli üzerinden doğrulayıcı faktör analizi yaparak bulduğumuz standardize faktör yüklerinin kareleri toplamını toplam ifade sayısına, ölçek sayısına bölerek buluyoruz AVE değerini. Bunu ifade ediyor. CR değerini bulmakta ise burada da şöyle bir yol izliyoruz. Toplam standardize faktör değerlerinin hepsini topluyoruz. Daha sonra bu toplamın karesini alıyoruz. Bölüyoruz bunu. Yine bu toplamın karesi artı standart hatalarının toplamına bölüyoruz. Ne demek standart hata dediği de hata terimleri pardon. Bu da yine faktör yüklerini bir eksi faktör yükü şeklinde ifade ederek hata terimlerini buluyoruz. Bunu zaten doğrulayıcı faktör analizinde de ilerleyen videolarda anlatacağız. Burada bulduğumuz faktör yüklerini birden çıkardığımızda hata terimini burada hesaplamış olacağız. Biz burada Excel'de bunların tek tek nasıl hesaplandığını göstereceğiz. Ve bir tane de açımlayıcı faktör analizi sonucundaki faktör yükleri üzerinden AVE ve CR'yi hesaplayacağız. Bir tane de doğrulayıcı faktör analizi üzerindeki verilerden faktör yükleri üzerinden AVE ve CR örneği çözeceğiz. Esas olan şudur ki doğrulayıcı faktör analizi gibi yapısal eşitlik modellerinde bu modellerde ortaya çıkan standardize faktör yüklerinin üzerinden AVE ve CR'yi hesaplamak daha sağlıklı, daha optimum sonuçlar veriyor. Bu şekilde yapılması gerekiyor ama bazı kaynaklarda, bazı şekillerde de mecbur kalırsak açımlayıcı faktör analizi sonucundaki veriler üzerinden de faktör yükleri üzerinden de yapabiliriz. Biz burada her iki durum için de birer örnek vereceğiz. Şimdi daha önceden yapılmış bir açımlayıcı faktör analizi sonucu üzerinden öncelikle bir örnekle gidelim. Bireysel değerlerle ilgili bir analiz yapılmış. Döndürülmüş rotated component matrix'ten, döndürülmüş faktör yüklerinden birinci değişkenin 4 tane birinci bileşenin 4 ayrı faktöre yüklendiğini görüyoruz. Şimdi bunun biz acaba AVE ve CR değerlerini nasıl bulabiliriz? Sadece bir tane örnek üzerinden yapmaya çalışalım. Bu değerleri tek tek şurada daha önceden hazırlamış olduğum işte faktör yüklerini şu şekilde lambda değeri olarak gösterdik. Faktör yüklerinin karesi, lambdanın karesi ve hata terimleri şeklinde. Burada ne dediğimiz toplam ifade sayısı. AVE değerini bulacağız, CR değerini bulacağız. Şimdi buraya öncelikle birinci faktör yükümüzü yazalım. Neydi? 0.792. Virgülden sonraki kısmı çok detaylı yazmıyoruz. Burada normalde çift tıkladığınızda bakın çok daha farklı bir değer çıkıyor. 0.792'nin devamı da var. Biz o kısmı almayalım. İsterseniz olduğu gibi de kopyalayabilirsiniz. En sağlıklısı o. Biz burada görülen kısımlar üzerinden yapalım. Önemli olan hesaplamanın nasıl yapıldığını burada görebilmemiz. İkinci faktörü de yazdık. Üçüncü faktörü de şu şekilde 0.721 girdik. Dördüncü faktör de 0.423. Tabi bunları komple copy paste de yapabilirsiniz.
Bu şekilde yaptığımız zaman ben şurada formülü daha önceden tanımladığım için otomatikman geldi ama şurada tekrar gösterelim. Şurada biz ne yaptık? 4 tane bileşenimiz var. 4 bileşenimizin yani bu gördüğümüz faktörün ya da ifadenin aynı zamanda AVE ve CR değerlerini bulmak istiyoruz. Yani kompozit güvenilirlik ve AVE dediğimiz burada değeri bulmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şunları toplamamız gerekiyor. Birinci faktörü örnek olarak aldık. Buraya topla yazıyoruz. Zaten Excel kullanmayı bilen arkadaşlar daha rahat bir şekilde bunu yapabilir. Bunların değerlerini topluyoruz. Şuradan eşittir dedik. Topla dedik. Parantezi açtık. Ve şurayı şu şekilde alıyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Enter dediğimizde otomatikman topluyor zaten. Aynı şekilde şimdi şuraya da bir formül yazmamız gerekiyor. Bu faktör yüklerinin karelerini almamız gerekiyor burada da. Yine burada da hemen formülümüzü yazalım. Pardon. D7'nin karesi dedik ve otomatikman aldı. Bir tanesini yaptıysak zaten diğerlerini otomatikman çekebiliyoruz. Bu şekilde bakın faktör yüklerinin karesini de aldık. Hata terimlerini nasıl hesaplayacağız? Burası da önemli. Burada da yine eşittir 1 eksi hata terimlerinin karesi neydi? E bir eksi E7 şeklinde otomatikman geldi. Hemen şunu da aşağıya çekiyoruz ve her biri için hata terimlerini hesaplamış olduk. Şimdi burada bunların toplamlarını, faktörlüklerinin karelerinin toplamlarını, bu gördüğümüz 4 bileşenin toplamını da buraya otomatikman yazdı. Bu toplamın nasıl yapıldığını az önce gösterdik. Tekrar yapabiliriz. Şunu silelim mesela, şunu da silelim. Şuradan ilk defa yapmıştık zaten. Şunu yan tarafa çektiğimizde zaten otomatikman yine hesaplamış oluyoruz. Bu toplamları da yaptıktan sonra geliyoruz buraya. N dediği değer yani bu faktör için hesaplayacağımız AVE ve CR değerleri adına kaç tane bileşenden oluşuyor bu faktör? 4 bileşenden oluşuyor. İsterseniz bunu formül olarak şuraya atabilirsiniz. 4 tane bileşenin hepsini. İsterseniz direkt 4 yazın. Alt kısmı burada AVE değerini bulmak için kareleri, faktörlüklerinin kareleri toplamı bölü faktör bileşen sayısı şeklinde yapıyorduk. Formülümüz bu şekildeydi. Eşittir E 14 bölü I 7 şeklinde yapıp enter dediğimizde ne yaptık? AVE değerini bulmuş olduk, hesaplamış olduk. Şimdi şunu söyleyelim. AVE değeri ve CR değerinin ne olması gerekiyor? Burada AVE değerinin özellikle literatürde kabul edilen daha çok 0.50 ve üzeri olması tercih edilen bir durum. Eğer 0.50 ve üzerinde ise o zaman diyoruz ki bu durumda benzeşme geçerliliği sağlanmış oluyor. Yani yapısal geçerlilik için önemli bir ölçü olan benzeşme geçerliliği burada sağlanmış oluyor. 0.50'nin altında çıktı ve benzeşme geçerliliği açısından biraz problem gözüküyor. CR değerini bulmak için de yine formülümüz neydi? Faktör yüklerinin toplamları yani D14 toplamlarının karesi faktör yüklerinin toplamlarının karesi bölü parantez içinde yine aynı şekilde faktör yüklerinin toplamlarının karesi artı hata terimlerinin toplamı. Burası önemli. Hata terimlerinin toplamı. O zaman neydi orası da? F14 şeklinde enter dedik. Ve CR değerini de 0.78 küsuratlı bulmuş olduk. Bu değer de güvenilirlik değerinden hatırlayacağımız gibi 1'e yakın olması arzulanıyor. 1'e ne kadar yakınsa o kadar
güvenilirlik, kompozit güvenilirliği yüksek olduğunu söylüyoruz. Burada güvenilirlikle ilgili CR değeri çok fena değil. Ama AVE değerleri biraz problem içerdiğini görüyoruz. Bu şekilde AVE ve CR değerini Excel'de yapmamız gerekiyor. SPSS'de ya da Anos'ta yapılmıyor. Excel daha uygun bir form. Yine aynı şekilde daha önceden yapılmış doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakarak buradan bir örneğin AVE ve CR değerlerini hesaplamaya çalışalım. Burayı silerim komple. Bakın şurada hemen diyelim ki DBÖ diye bir değişkenimiz var. Bu değişkenimiz 4 tane ifadeden oluştuğunu görüyoruz. Buradaki faktör analizine göre. Bunların standartize değerleri üzerinden, bu yol katsayıları üzerinden birlikte AVE ve CR değerini hesaplamaya çalışalım. Birinci değerimiz neymiş? 0.84. İkinci değerimiz 0.94. Üçüncü değer 0.46. Dördüncü değer 0.31. Bu şekilde yaptık. Bakın burası zaten otomatikman daha önce formülü gösterdiğimiz için bir kere tanımladıysanız otomatikman geliyor. Toplam değerleri verdi bize. Hemen bunların karesini bulmaya çalışalım. Bunda eşittir diyoruz. D7'nin karesi diyelim. Enter dediğimizde hemen sonuç geldi. Şunu hemen şöyle çektiğimizde her biri için karelerini hesapladı. Yine hata terimlerini nasıl bulacağız? Eşittir. 1 eksi şurasıydı. E7 şeklinde yapıyorduk. Otomatikman hata terimini bulduk. Şöyle yaptığımızda hata terimlerini de bulduk. Toplam değerlerini de her biri için bulmuş olduk. Şimdi ne dediğimiz ifade sayısı yine 4. 3 olsaydı 3'e 3 yazacaktık. 2 olsaydı 2 yazacaktık. Buraya 4 yazdık. AVE değerini nasıl hesaplıyorduk? Yine faktör yükleri dikkat edin. Buradaki değerler standartize faktör yükleri. Dolayısıyla asıl olması gereken gerçek AVE değerlerini burada bulacağız. SPSS'teki değerler biraz daha gerçekten uzak diyebiliriz. Burada AVE değerini bulmak için eşittir diyorum. Hemen E14. Evet. Faktör yüklerinin kareleri toplamı bölü toplam bileşen sayısı I7 şeklinde. Enter dediğimde bakın AVE değeri burada da ne çıktı? 0.47.42 gibi bir rakam çıktı. Yine 0.50'nin altında bir değer çıktı. CR değerine bakalım. Bunu da yine aynı şekilde eşittir diyoruz. Standartize faktör yükleri toplamının karesi bölü parantez içinde yine aynı şekilde D14 üzeri karesi artı ne yapıyoruz? Hata terimlerinin toplamı diyorduk. F14 şeklinde parantezi kapatıyoruz. Enter diyoruz. Bakın CR değerini de 0.755 küsuratlı şeklinde bulmuş olduk. Yine bu şekilde CR ve AVE değerlerini bulmuş olduk. Bunlar ilgili her bir faktör için, tabii her bir bileşen için, alt boyut için ya da faktör için ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Biz burada sadece bir tane örnek için yaptık. Diğerleri için de yapmamız gerekiyor. En az iki tane faktör bulunması gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken nokta. Bunun dışında formülasyonu uygulaması bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.